Kısacık saçları ve ikiz kızları Toprak ve Maya ile birlikte güzel oyuncu Tuğba Büyüküstü'nü havaalanında görüntülüyoruz. Sık sık Paris'e gidip gelen ve adeta Paris ikinci adresi olan Tuğba Büyüküstü'n bakalım bu kez ne için gidiyormuş Paris'e? Paris'teki Türk Filmleri Haftası ile ilgili oradayım. Çocuklar varken çok hoşlanmıyorum, kusura bakmayın. Niye, ödül mü? Hayır. Hoşlanmıyorum çok gerçekten, kızlar varken gerçekten. Suriye çocukların... İlgilendiği için, herkes merak ettiği için soracağım, özür dilerim. UNICEF için de iyi niyet elçisi oldu çocuklar için. O proje hakkında biraz böyle çok az kısa bir detay verebilir miyiz? Güzel bir olay sizin için de iyi niyet elçisi olmak. Evet, tabii ki güzel bir olay. 2,5 senedir zaten iyi niyet elçisiyim. İşte Suriye çocuklarla ilgili de kayıp nesil olmasınlar diye bir tane çalışma yürütüyoruz UNICEF olarak. Paris'i çok sevdiğinizi biliyorum. Evet. Orada da evlenmiştiniz. Evet. Evet. Neler hissediyorsunuz? İyi günler. Hoşçakalın. Hayır, yok öyle bir şey şu anda. Yok öyle bir şey yok şu anda. Valizinin üstüne bindirdiği ikiz kızlarından biriyle havaalanında bilet ve pasaport işlemleri için oradan oraya koşturan Tuğba Büyüküstü'n Paris'e yerleşeceği ve çocuklarını Paris'te okutmak istediğiyle ilgili çıkan haberlere de açıklık getiriyordu. Ay yerleştireyim bir de oraya sadece bu sene bir sene boşluğum vardı. Evet. Biraz vakit geçirmek için oraya gideyim demiştim. Olmadı. Öyle bir şey yok. Çocuklar için Paris'e yerleştireceğiniz haberleri çıktı da orada okumalarını istiyorum demiştiniz. Ne zaman demiştim? En son böyle bir haber çıktı efendim. Çıkan çok haber var biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Evet. Bana o gün de sorduğunuz bir sürü sorunun cevabını bile bilmiyorum. Olduğunu bile bilmiyorum. Zaten... İptal mi ettiniz peki o bir sene? Yok, bir şey iptal etmedim. Yani olmadı şimdilik. Evet. Şartlar el vermedi. Peki, tamam. Teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Bay bay.